Kendim aslında Sivaslıyım. Sivas'ın İmranlı Arık köyünden. Meşhur Arık Ağa'da var ya, o köy benim köyüm. Burada da köylülerime selam söylüyorum. 6. en 23. 1982 yağmurlu bir günden itibaren Almanya'dayım. Destek olarak tabii aslında marangoz olmak istiyordum. Hep hayalimdi. O da tabii şeyden geliyor. Köydeyken 2-3-4 yaşlarındayken kendi oyuncaklarımızı kendimiz yaptığımız için bir el becerimiz vardı. Ağaç da tabii genelde çamur veya ağaçtan yapardık oyuncaklarımızı. O yüzden bu mesleği yani ağaç mesleğini aslında oradan benimsemiştim. Ama demir doğramacı oldum. Almanya'da 1985 senesinde Bauschulası olarak çalıştım. Mesleğimi yaptım oradan. Eğitimi buradan aldık. Bu işe nasıl başladığımı sorarsanız aslında bir Türkiye'ye dönme hayalim vardı 1999 senelerinde. Genelde de Türkiye'ye dönersem ne yapabilirim diye bakıyordum. Kendime bir pazar arıyordum. Pazar ararken de gerçekten Almanya'da düşündüğüm hayaller genelde Türkiye'de bir gidiyorum. Oo, gecikmişiz. Ha bu sene gideceğiz, yarın gideceğiz, öbür sene gideceğiz derken piyasa çoktan elimizden kaymış gitmiş. Ankara'da hiç unutmuyorum. Kış dönemiydi. Hamamönü diye bir yer var. Orada genelde hep böyle saz atölyeleri ve mağazalar var. Yani yoksa en az 30-40 tane var. Oradan böyle geçerken tabii satıcılarla tanıştık. Ondan sonra işte Almancı olduğumuzu gördüler falan. Ya abi bana şu lazım, bu lazım. Tamam abi getiririm dedi falan. İnanmadılar. Neyse işte birine onu götür, birine bunu götür. Sonra dedim ya niye Türkiye'de yok mu falan gibisine. Ondan sonra dediler ki abi bulamıyoruz. Bir geliyor, bir geliyor. Bitiyor. Ondan sonra yok. Allah Allah dedim. Neyse o arada bir pazar olduğunu gördüm. Yani müzik aksesuar pazarının olduğunu yakaladım. Bir 6-7 sene yani 2006 senesine kadar bal ticareti olarak yani gerçekten Türkiye'nin her tarafını gezdim. Para kazandım der misiniz? Kazanmadım ama en azından masraflarımı karşılayacak şekilde şey yaptım. Hatta bizim çevredeki insanlarımız, eniştelerimiz falan diyordu ki ya ne biçim iş? Yani para kazanmıyorsun, koşturuyorsun neyin nesi falan. Ben de diyordum ki ben altyapımı hazırlıyorum. Yani en azından elimde adresler olsun. Yarın bugün Türkiye'de dönersem, İstanbul'a mağazamı açarsam elimde direkt müşterilerim olur yani. Kapı kapı geziyordum gerçekten yani Türkiye'deki saz ustalarına, mağazalarına ve de bağım var. Gerçekten bağım ticareti de oradan geliyor. Saz imalathanesi nasıl oldu? Aslında ilk yaptığım işlerden bir tanesi yani enstrüman olarak yani 2000 senesinde 40 tane davul yaptığımı biliyorum. Böyle işin gırgırına. Sağ olsun arkadaşlar gelip arıyordu. Yan düğünlere götürüp çalıyorlardı. Yanda böyle maçlara götürüyorlardı. Hatta hiç unutmuyorum. En yakın arkadaşımdan bir tanesi davulu elimden aldı. Gitti düğünde 470 mark bahşiş topladığını söylüyor. Ama halen davulun parasını ödemedi. Onu da alacağı olsun. Onu da burada belirtip kendisine. O biliyor kim olduğunu. Sonra da yani enstrüman yapımı davul yapmayla aslında başlamıştım. Böyle bir hobi olarak tabii. Ondan sonra 2006 senesinde işte bu malzeme pazarlarken tabii bazı insanlarla tanışıyorsun. Bazıları kanına giriyor. Abi beni Almanya'ya götür. Orada atölye açalım. İşte yok dedim. Ben dedim Türkiye'ye dönmek istiyorum. Yani olursa bunta falan gibisine. Neyse. 2006 senesinde diğer saz evini yani kurucusu da her şeysi de benim. İstanbul'da açtık. Bir 2 sene falan orada koşturduk derken yani ben aslında koşturmadım. Ben pazarlamasıyla uğraşıyordum. Müşteri ilişkileriyle uğraşıyordum. Yani Kemal Alaçayır olsun, İsmail Tunç Bilek gibi daha birçok ünlü sağcılarla ilgileniyordum. Benim ortak dedim de tabii 50 euroya, yani 50 eurosu vardı arkadaşın. 50 euro karşılığı kendime ortak yaptım. Yani şu anın, ya o dönemin parasıyla 100 Türk lirasıydı. Şu anın 10 lirası. 10 eurosu pardon. Ama yanlış bir insanla yola çıktığımı fark etmiştim ama karşımdaki insanı kendim gibi zannettiğim için ister istemez darbe edemeyim ama işte bazen yani ortaklıkta bazen yürümüyor. Yürümemenin en büyük nedeninden birisi her iki insanın aynı şeyi düşünmemesi. Neyse 2 sene sonra biz yolları kendisiyle ayırdık. 2008 3. ayın sonlarıydı hatırlıyorsam. 2 metrekarede birdenbire böyle dıng etti kafam. Dedi Ali kendi sazını kendin yap. Çünkü kendi atölyende ustana lafın geçmiyor. Yani istediğin sazı hiçbir yere yaptıramıyorsun. Fikirlerini söylüyorsun. Vatandaşların bakış açısı böyle.
Yani bir global bakmıyorlar vesaire. Ondan sonra 2 metrekarede böyle bir dezgem vardı. Daha doğrusu o dönemlerde işte benim ortağın yaptığı birkaç sazları burada müşterilere verirken pürüzlerini aslında düzeltmeyle başladım yani. Çünkü hoşuma gitmiyordu. Büyük de konuşuyordum yani kalite ve güvende yani sonsuz güvence demiştim. Onun lafın arkasında da durmam gerekiyordu. Neyse. Öyle başladım. Hani diyeceksiniz hiç Türkiye'de bir yerde birinden bu işi öğrendin mi? İnan ki kendi atölyemde bile hiç saz nasıl yapılır bakmamıştım. Sanatçılarla daha çok ilgilendiğim için. Yani hiçbir zaman da ben bir gün saz yaparım düşüncesi oluşmadı. İşte birileri yapar ben pazarlarım. Çünkü pazarlamadan geldiğim için az buçuk. Öyle düşünmüştüm ama iş başa düştü. Yani tamam bir yönden belki bir darbe aldım ama bu vesileyle dünya alem beni tanıdı yani. En büyük faktörlerinden biri de aslında şuydu. Avrupa'daki vatandaşlarımıza gerçekten bir hizmet vermekti. Çünkü Ankara'da birkaç saz evinden yani denk geldim. Ya işte 5. aydan sonra Almancılar gelir. Biz bu sazları bu fiyatlara satarız. Gözümle yani gerçekten şahit oldum ve biz gurbetçileri nasıl yani kazıklamak veya işte 100 liralık sazı 300 liraya, 500 liraya veya 1000 marka vermelerini gördüm. Bu beni tabii üzüyordu yani bir gurbetçi olarak. Yani bizim burada parayı nasıl kazandığımızı ben biliyorum. O nedenle dedim ki ben buradaki insanlara yani en azından böyle bir imkan sunayım. Kendime de güveniyordum. Yani bir arkadaşım biri bir tek bir perde bağlaması nasıl olur diye göstermişti. Geri bütün şeyleri kendim yaptığımı yani kendi çabalarımla yani yani belki bir saatlik işi 5 saatte yaptığımı biliyorum ama bir hedef var. 23 saat 46 dakika yani hemen hemen 24 saat atölyede olduğum gün vardı. Yani evime girerken yolda da anlattım. Anahtarı kapıya sokamamıştım. O kadar yorgundum ki gözlerim görmüyordu yani. Gelen giden çoktu. Herkesi memnun etmek gerekiyordu. Böyle bir şeyle başladım. Yani sıfırdan gerçekten sıfırdan kendi kendime bağlama yapmayı öğrettim. Tabii ki daha önce bağlamalarım vardı yani. Kendim ufak tefek eşik altı takmayla işte elektroniği nasıl yaparız, nasıl bir ses alırız. Kurcalıyordum tabii ki şey ama yani hiçbir zaman bir ustaneye gidip çalışmadım. Hiçbir ustaneye yani çalışırken o gözle hiç bakmamıştım. Yani baksam da belki 3 dakika 5 dakika yani böyle gidip de ben bu işi öğreneceğim düşüncesiyle bakmamıştım. Ama demir doğramacı olduğum için, hevesli olduğu için yani ha demir ha ağaç dedim ama tabii ki demir aslında daha kolay. Ağaçta işte yani çalışmak gerçekten daha zor olduğunu gördüm. Bilhassa cila sektöründe, boyama sektörü çok zor. Yani metal farklı, ağaç daha farklı bir şey. Ama başardığıma inanıyorum. Kendimce bir şeyler bu sektöre verdiğimi düşünüyorum. Bunu da bazı büyük ustalar gerçekten önce Ali'cim diyorlardı. Daha sonra Ali Usta demeye başladılar. Bu da tabii bir şeyler başardığımı gösteren bir şeydi benim için, bir kanıttım. Ha, tabii ki yapacak daha çok şey var mı? Bence var. Daha yolun başındayız. Çünkü çok enstrümanımızda çok eksikler var. Çok yapılması gereken yenilikler var. Bir de yüzlerce senedir yani yanlışlarla gelen bir bağlamamız var. Onu birdenbire düzeltmek, yenilemek, yani bir yenilik üretmek gerçekten çok basit de olmuyor yani. Bana göre doğrudur ama işte %99 diyor ki abi öyle değil böyleydi gibisine. Yani gerçekten zorlanıyoruz yani bu konularda. Zaten bilmiyorum söyledim mi. Şimdi tabii bana gelen bağlamaları da çok böyle inceliyordum. Ustalar ne yapmış, ölçülerini, işte gerçekten perde ayarlarını tut, eşiklerini. Yani didik didik gerçekten böyle bir ne diyorlar ona, bir tüften geçiriyordum diyeyim size. Ki o şeyleri alayım yani eksiklerimi tamamlamaya çalıştım çünkü her şey kendi kafamda uygulamaya çalışıyordum yani. Ama birinin yanına çalışmış olsaydım yani benim belki bir ayda öğrendiğimi 10 dakikada görecektim. Daha çok rahat iş yapabilecektim. Ama yani kendin kendine bir şeyleri öğretmek veya işte kendin bir şeyleri yani gerçekten doğruyu bulduğunu veya işte bir şeyden bir şey yarattığını gördüğün zaman o da sana biraz daha bir motivelik veriyor yani. Aa bu iş oluyor bak yapabiliyorum gibisine bir kendimde o gücü her gün üstüme bir güç katabiliyorum yani. Yani iş para kazanmak da belli yani gerçekten
bir şeyler başarmaktı yani. Para ikinci hatta üçüncü planda kalmıştı yani. Ve ilk günden itibaren de bu işi yani ek iş olarak değil de direkt ben hemen iş diye kabullendim. Bir 13,5 senedir yani devam ediyoruz böyle yani. Yani ayda kaç tane yapıyorsun diye bir sayı vermek zor oluyor. Bazen oluyor ayda belki 10 tane saz yaparsın. Bazen oluyor bir tane yapıyorsun çünkü. Veya biz siparişlerimizi alırken tabii müşterilere belli bir ayı zaman veriyoruz ama genelde o zamanı tutamıyoruz. Tutmamamız en büyük nedenlerden birisi çat kapı 300 kilometreden 500 kilometre telefon açmadan bakıyorsun kapıya gelmişler. Ondan sonra hiç ummadığım bir anda kapıyı çalıp gelip abi sazımı tamir edebilir misin? Şu eksiğim var. Gelen gidenden derken zamanları tutamıyoruz. O yüzden öyle belli bir sayı yok ama tabii ki bütün Avrupa yani hemen hemen bana geldi ve geliyor halen. Bütün sazlarını ben mi yapıyorum desem yalan olur. Yetiştiremiyorum. Çünkü tek başıma çalışıyorum. Bugüne kadar yanımda iki tane Alman gitaristi çalıştırdım. Birisi bir hafta, birisi bir dört ay kadar çalıştı. Onun da eşi Berlin'e geri dönmek istediği için yani vatandaş gitti. Yoksa aslında iyi anlaşıyorduk. Daha yeni mesleği bitirmişti gitar yapımcısı olarak ve birçok ustanın da daha iyi bir bağlama yaptığını yani öğrettim kendisine. Tabii ben de ondan bir şeyler öğrendim, kaptım yani ister istemez. Ama başka da böyle birkaç gün, bir hafta, bir ay çalışan saz ustalarımız oldu yanımızda. Vallahi hiçbirisi çırak bile olamaz. Ondan sonra gördüm ki Ali kendi işini kendi yap. Aslında en büyük hedeflerimden bir tanesi, yani başlamam nedenlerimden bir tanesi, yani Avrupa'da bir müzik dükkanına gittiğiniz zaman yani Afrika ülkesini bile bir müzik enstrümanını görebiliyorsunuz. Yani kesinlikle vardır. Ama bakıyorsun bir tane bağlama, bir tane müzik dükkanında göremiyorsunuz. Bu da üzücü bir şey yani. Bizim bağlamanın yani 3 hatta 10 bin senesine kadar bir geçmişi olduğunu duymuştum. En son Cem Çelebi ustamız demişti bana. Ben 3 biliyordum ama 10 bin sene kadar bir geçmişi olduğunu söylemişti bana. Şimdi böyle bir enstrümanı yani dünya müzik aletlerine sokmak veya dünyaya tanıtmak gerçekten büyük bir eksikliği görüyordum. Hedefim Avrupa'daki bütün müzik dükkanlarına gerçekten bağlama koymaktı yani. Yani bugüne kadarki atölyelerim de bayağı büyüktü. Burası şu an biraz küçülttüm işleri tabii. Ama bir önceki atölyem halen duruyor yarısı. 750 metrekare bir alan vardı. Bir önceki 500 metrekareydi. Ve hep tek başıma çalışıyordum. Ha, Türkiye'de usta getirmeye çalıştım. Alman devleti tabii ister istemez müsaade vermediler. 2 sene uğraşmama rağmen. Ondan sonra bir önceki atölyemde cılalama sistemi kurmak istedim. Yani böyle ellerle geçen makinasyon atmak için. Kendi yerim olmamasına yani olmasına rağmen 2 sene belediyeyle uğraştım. Müsaadesini vermediler. Yani Avrupa'da iş yapmak, atölye kurmak, birinin yanına çalıştırmak o hiç de kolay değil. Yani gerçekten bir eleman yanında çalıştığınız zaman sizin atölyeniz dört dörtte olması lazım yani. Bütün o devletin istediği bütün o şeyleri yani yerine getirmeniz lazım ki en ufak yani devlet geliyor diyor ki senin burada şunun eksik, bunun eksik, şunu yapman lazım. Bu makinenin bilmem böyle olması lazım. Yani öyle bir kriterler var ki yani burada gerçekten birini çalıştırmak da o konuda zor. Onların istediği bir atölyeyi kurmak da yani abi 50 bin euroya mal oluyorsa onların istediği atölye belki 150 bin euro değerinde olması gerekiyor. Yani onların o istediği bütün kriterleri yerine getirmen gerekiyor. Böyle de bir zorluklar var. Sipariş süresi aslında şöyle. İyi bir akustik bağlama yani bence 6 aydan önce bitmemesi gerekiyor. Yani bunu belki bir günde bitiren ustalarımız da var Türkiye'de. Gerçekten adam sabah başlıyor akşama kadar 14 tane saz bitirdiğini ben biliyorum. Sabah başlayıp akşam Ankara'da bir vatandaş var. Hatta yanıma da gelmişti. Yani isim vermeyeyim. Ya dedi ben dedi sabah başlıyorum akşam teslim ediyorum dedi bağlamayı. Yani böyle çalışan vatandaşlarımız var ama iyi bir bağlama yani bence bir 6 aydan önce teslim edilmemesi lazım yani. Yani en erken diyorum. Yani bu daha da uzun sürebilir. Ne kadar uzun o kadar daha sağlıklıdır genelde. Tabii kullandığım malzemeye de bağlı yani. Bunlar da çok tabii fark ediyor. Eğer ağacın zaten kuruysa tabii işten biraz da erken bitebilir ama yani 6 aydan önce bence bir bağlama yapılmaması lazım. Ama sıkıntı, en büyük sıkıntı tabii sipariş veren vatandaşlar çok sabırsızlar yani. Hemen bugün verip yarın hemen resim bekliyorlar. Hemen durum nasıl, bitti mi abi? Yani anlatamıyorsun yani. Gerçekten bizi zora koşuyorlar yani. Ben bunu görüyorum. İşi bilene tabii acele etmiyorum ama %90'ı yani gerçekten bir an evvel sazımı bitir ver bana gibisine. Hatta bazen burada perdeyi bağlıyorum. Başımdan duruyor. Daha 10 dakika çalmadan alıp gidiyor yani. Hiç hoş, güzel şeyler değil, doğru şeyler değil ama artık
O vatandaşlar da belki artık yokluktan tabii ki para kazanacaklar için, düğünlere gidecekleri için, konserlere çıkacakları için bir an evvel bağlamalarına kavuşmak istiyorlar. Bence bu konuda biraz daha vatandaşlarımız sabırlı olursa daha iyi bir bağlama alacaklarını tahmin ediyorum. Bence bağlama yapan atölyeleri de alın. Yani gidip de mağazalarda hazır bağlama almayın derim bir. Yapan usta eğer kendisi bağlama çalamıyorsa oradan da alın demiyorum. Tesadüfen iyi sazlar çıkabilir ama yani iyi bir, eğer bir usta kendi sazı çalamıyorsa o sazı ne kadar iyi yaptığını kendi tam hissedemez. Ama birileri gelir çalar ama genelde her zaman karşıdaki insan abi güzel olmuş der. Güzel olmasa da ona diyemez yani kötüdür veya abi güzel olmamış diyemez. Yani bağlamayı kendin çalman lazım ki kendin hissetmen lazım. Yani iyi bir bağlama mı yapmışsın, kötü bir bağlama mı yapmışsın. O yüzden yani bağlama ustanız gerçekten bağlama çalmasını bilsin. Yani benim kendi tercihim tabii ki. Yani bunu illa dostya hocam sen çalabiliyor musun, ustam çalabiliyor musun, çalmıyorsa sen de almam demeyin ama yani benim fikrim yani. Kişi kendisi bağlama çalıyorsa Allah'ın en azından nasıl bir saz yaptığını, o zaman daha iyi bir saz çıkacağını ortaya inanıyorum yani o konuda. Ya akustik bir bağlamaya şöyle diyeyim yani bir net en az bir 30 saat yani en az diyorum bir 30, yani 30 saat daha az da tabii kişinin el hızlılığına da bağlı da yani 30 yani en az bir 30 saat diyeyim yani bu bence bir 30 ile 50 saat arası olabilir yani. Tabii çalışma sistemine de biraz bağlı, elindeki malzemelerine bağlı, makinalarına bağlı. Ama yani şunu iyi biliyorum ki biz bağlama imalatçıları hiçbir zaman emeğimizin hakkını almıyoruz. Ben burada bir bayan tanıyorum. Keman ustası kendisi. Şu an 38 olması lazım. Atölyesi de komple bu kadar. Keman yapıyor 10 bin euroya. Cello yapıyor 19 bin euroya. Şimdi bizim o paraları kazanabilmek için belki ayda 100-200 tane saz yapmamız lazım. Baktığım zaman. Bayan diyor ki 3 tane cello yapıyorum senede. Bilmem şu kadar da keman yapıyorum taş patlasın diyor. Bana yetiyor diyor. Yani şimdi ona da tabii neden böyle diye sorusu da tabii istemez çıkıyor. Ben şunu biliyorum. Yani şimdi yanınızda hatta benim internet sayfamdaki bir yazıdan da yazıyor. Yani şimdi birinin yanında çalıştır. 3 ay sonra vatandaş diyor bak tekne hazır geliyor. Bir kapat bir sap diyor. Ben de yaparım diyor. 3 ay sonra vatandaş bir atölye açıyor. İsmi çırak bile derken yani hemen ustalaşıyor yani. Milletin gözünden bir dükkan sahibi olan kişi usta oluyor. Vatandaş bu sefer tabii para kazasın diye başkası 1000 liraya sattı sazı vatandaş 200 liraya satıyor. Yani 100 lira bana yeter diyor. Çünkü zaten bir şey yok. Bu sefer ne oluyor? İster istemez vatandaş geliyor diyor ki ya ben öbür sazı oradan bak şu ustadan 200 lira alıyorum. Sen niye bu parayı istiyorsun? Böyle bir kalkülasyon da var ister istemez. Bu da tabii işini iyi yapan kişiyi ister istemez yani frenliyor yani. Daha iyi yapabilsin, daha iyi fiyatlara saz satabilsin diye. Yani devletin de tabii bu konuda biraz şeyleri var yani. Yani bu işi her önüne gelen yapmaması gerekiyor. Bir Avrupa sistemi gibi bir belgesi olması gerekiyor. Yani bir yerde çalışmış olması gerekiyor. İş yerini açarken belki bir ustalık belgesi olması gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman bizim bağlamamız belki biraz daha hem kaliteli olur hem de olması gereken yerde olacağını tahmin ediyorum. Yani malzeme olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii başlangıcımız Türkiye'de olduğu için tabii Türkiye'deki ortamı gördükten sonra Almanya'da gerçekten bu konuda belki 100 sene öndeler yani diyebilirim. Çünkü birincisi ağaçlara gidip kerestecide almıyoruz. Yani Türkiye gibi. Ondan sonra Türkiye'de yani Artvin'den kapaklarımız geliyor ki Körfez'de, Derince'de benim de komşum sayılır. Yolda da anlattım sana yani ağaçları kesmiş getirmiş, balkonun altına koymuş, bahçeye girmiş öyle yağmur yağıyor, ıslanıyor bilmem ne oluyor. Dedim abi bu ne dedim ya bunların niye böyle bir yerde? Abi diyor zaten 5 santim diyor bunlar erken kurur diyor ya aslansalar diyor falan. Yani böyle ilkel koşullarda yani bir kere ağaç satılan yerler var Türkiye'de. Ben de görmedim yani bu Avrupa'nın böyle birazı benzeri bir yerde bir ağaç satan yani enstrüman yapımcıları için ağaç satan bir yer görmedim yani. Yok da yani olacağını da zannetmiyorum. Genelde Türkiye'de baktığınız zaman mobilyacılara satılan yerlerde gidip ağaçlar alınıyor. Ağaçlar ne kadar yaş, ne kadar nemi var içinde bunlar tabii hiç ne ölçülüyor ne bakılıyor. Yani bana sorarsan bizim bağlamamız halen çok ilkel koşullarda yapılıyor Türkiye genelinde. Bu da çok üzücü bir şey yani ama Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da birincisi bir firmaya gidiyorsun bir şey soruyorsun. Eğer o firmada o malzeme yoksa sana herhangi bir yanlış malzeme satmıyor. Sana diyor ki git Hans bilmem ne firmasına git diyor onda var diyor onda al diyor.
komşusunu söylüyor. Yani git onda var, git ondan al diyor vesaire. Yani bu kadar dürüstler. Ve burada gerçekten özel firmalar var. Sadece müzik enstrüman yapımcılarına böyle gerçekten ağaç, yani ağaçları tedarik ediyorlar. Yani misal diyelim kesiyorlar, biçiyorlar, sınıflandırıyorlar. Senesine göre işte kurutuyorlar yerine göre. Ondan sonra nem oranını ölçerek sana veriyorlar. Ki hiç Erlang'ın tarafından sap almıştım. Ali dedi kusura bakma dedi. Saplarım daha yaş dedi. Çünkü %12 nem olması lazım en az. Dedi ki ama biz yazın 3 hafta dedi kapalıyız dedi. Ben o arada dedi senin için dedi bu kadar sapları dedi kurutma fırında koyacağım dedi. Hatta bir hafta da fazla tutacağım dedi. Yani yaş ağacı bana satmadı vatandaş. İstese bir para kazandı. Ben de alacaktım yani. Ama yok dedi. Bekle dedi. Ben sana dedi özene özene kuruttayım. Ondan sonra gel sana vereyim. Ve gerçekten de öyle oldu. Gittim ondan aldım. Yani öyle bir girdiğin zaman bir ağaçlar var ki kafaya gelsin. Hepsini alasın geliyor. Yani sınıf sınıf kalite, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf kalite olarak ondan sonra adamlar bile sadece bu işle uğraşıyorlar yani. Mesela bir kapağa 140 euro bile verdiğimiz oldu yani misal diyelim yani. Vatandaş diyor ki ben diyor bir ağaç alıyorum diyor. Ağaçtan diyor belki yani o ağaçtan belki böyle iki tane kapak zor çıkıyor diyor. Bin tane kapak kesiyorum ama iki tane böyle kaliteli çıkıyor. Tam milim milim şeyleri dümdüz olan kapaklar diyor. Onun fiyatı da diyor böyle olur diyor yani. Ve haklı da yani gerçekten. Yani kaliteye önem vermek gerekiyor. Yani rastgele yani bilhassa akustiklerine bizim Türkiye'de gerçekten belli saz evleri var. Onlar da kendileri söylüyor. Tesadüfen iyi akustik sazlar çıkıyor. Yani 1000 tane saz yapılıyor. İçinde tesadüfen 10 tanesi güzel tınlıyor. Yani işin böyle daha bilimselliği daha aşılmamış. Kim diyorsa ben yaptım ettim daha bana sorarsa bence değil. Çünkü bir Toman firması var burada. Onu da söylemem gerekiyor. Ki benim hedefim yani demiştim yani bütün müzik firmalarına yani gerçekten sazı sokmakta falan. Dedim ki yani niye bizim bağlamaları satmıyorsunuz? Dedi her Yılmaz dedi biz dedi Türkiye'den saz getirtti dedi yani gerçekten de sattık. Ama ikinci bir sefer aynı sazı istediğimiz zaman aynı saz bize gelmiyor dedi. Ama dedi 10 sene önce İspanyol firmasında bir gitar almıştık. Aynısını şimdi gene sipariş verdiğimiz zaman bize birebir aynı gitar geliyor dedi. Yani ben dedi nasıl saz sattım dedi yani. Yani ben müşterime rezil olayım demek istedi aslında. Çok da haklıydı gerçekten. Yani ağaç konusunda yani gerçekten Avrupalılar yani herkes işin uzmanıysa bu işi yapıyor. Yani her önüne gelen o işi yapmıyor yani. Yani bunu müzik fuarlarında da görebilirsin. Yani gerçekten adamlar öyle ağaçlar bulup getirmiş ki tamam gerçekten fiyatlar da bayağı uçuk belki ama uçuk olmanın tabii sebepleri var. Adam ağacı öylesine alıyor, kesiyor, içi bazen bozuk da çıkabiliyor diyorlar. Yani gerçekten onları kalkülasyonuna baktığımız zaman haklılar. Hatta şunu da gene söyleyeyim. O firma bana demiş hani paran varsa müzik enstrüman ağacına yatır demişti. İki sene sonra aynı kapakları almaya gittim. İki katı para verdim. Yalvar yakar zor alabildim. O da diyor Ali diyor belli ağaçlar artık kesilmiyor. Ağaçlar da erken büyümüyor. Haklıydı yani gerçekten. Yani o konuda inanmamıştım ama artık yani gerçekten yani benim de şu an belki bir 30 senelik ağacım var diyebilirim yani. Hatta 60 senelik saplarım var diyebilirim. Kapaklarım var ne bileyim işte bunlar benim için altın değerinde. Yani gün geçtikçe daha da aslında değerleniyor. Şimdi genelde soru soruluyor. Hangi ağaçtan iyi bir bağlama yapılıyor? Bunu da belki sen de soracaksın ama sormadan sana söyleyeyim. Lafı oraya getireceğim. Şimdi gerçekten hangi ağaçtan diye bir kavram bence yanlış. Aslında ben 3 tane kriter diyorum yani. Birincisi misal diyelim yani iyi bir malzeme olması lazım. İyi bir usta olması lazım. Ve bağlama bittikten sonra bunun çalan vatandaş da iyi bir icracı olması lazım. Bunun üçünden bir tanesi sakatsa o zaman o enstrüman değildir oluyor yani. Suç her zaman enstrümana veya ustaya gidiyor. Şimdi kötü malzeme, iyi bir usta, iyi bir icracı belki bir şey çıkar. Yani ikisinin gücüyle. İyi malzeme, iyi usta ama vatandaş da acemiyse çalıyor ama bir şey çıkmıyor. Bu sefer saz kötü deniliyor. Yani üçü de yani bence üçü de tutması gerekiyor. Üçü bir araya geldiği zaman güzel bir şey oluyor. Yani bağlamalarımızda bizim bilhassa bizim Türk toplumu işte şu ağaç bu ağaç diyorlar ama genelde soru sorulduğu zaman bütün ustalar buradaki ağacın şeyini söylerler. Mesela işte dut derler, ardıç derler, maun derler, kelebek derler. Yani vatandaşlara bura söyleniyor. Bana sorarsan sesi veren kapaktır.
Bu şu an Karman'da gerçi. Yani sazın sesini veren kapaktır. %70'ini en azından kapak verir diye düşünüyorum. %20'sini klavye verir diye düşünüyorum. Yani %10'u da artık genel diyorum yani. Yani buranın ağacı hiç önemli değil bana sorarsanız aslında. Hiç fark etmiyor. Hatta siz de tanırsınız artık Türkiye'de kompozit denilen bir bağlama yapılıyor. Benim de burada varlar gerçekten. Tekne plastik ama soundlar bazen çok güzel soundlar yakalayabiliyorsun. Kapağı ağaç olduğu zaman yani isterseniz. Klavyesi ağaç olduğu zaman. Yani onun o ağacın söyleme şeyi yani şu ağaç bu ağaç aslında değil de kapağı hangi ağacı kullanıyor sormak diye lazım. Yani kapak sesi veriyor. O da genelde ladindir veya Kanada. Kanada ladin diye geçiyor ama daha çok Artvin ladini yani iyi bir ton veriyor diye düşünüyorum. Ya aslında bağlamamızdaki bence büyük eksik bir şey daha var. Bilhassa Türkiye'de yani Avrupa'da ton holz denilen bir şey var. Yani ses veren ağaç. Yani veya ağaç hangi veya bağlama veya enstrüman hangi ağaçtan yapılması lazım? Biraz evvel de söyledim işte kapak önemli falan dedim ama ne yazık ki Türkiye'de yani kim ne bulursa kullanıyor gibi diyeyim. Yani yeter ki ağaç olsun. Benim 3000 tane kapağım var 2. sınıf. Yarısını annem ekmek yaparken pişirdik. Yaktık yani gerçekten. Kullanmadım yani. İçlerinde belki tek tük iyi çıkan vardı ama ben onları bile yani yapıyordum yani. Birkaç usta gelmişti. Sen nasıl bu ağaçları yakarsın falan filan. Ya kardeşim iyi değil lan. Olur mu abi biz bunları kullanırız falan filan gibisine. Ama ben gerçekten hiçbir zaman kullanmadım. Yani ton holz denilen bir şey. Avrupa diyor ki ses veren ağacı diyor enstrüman yapacaksın. Bir. İkincisi diyor meyve veren bir ağacı aslında kesip de enstrüman yapmamak lazım. Biz de Türkiye'de dut bırakmadık yani. Bana sorarsan dutun hiçbir kitapta da dut ağacının iyi bir ses verdiğini kanıtlayan bir tane bir şey okumadım ben bugüne kadar. Hayatımda çok kitap okumadım ama enstrüman yapım kitaplarını gerçekten okudum yani. O konuda da sordum yani Avrupalılara. Allah'ın bir konu duttan konuşmuyor yani. Ve adamlar genel olarak da şunu diyor. Yani diyor işte meyve veren ağacı veya işte bize bak besin maddesi veriyor. Bunu kesip de yani enstrüman yapmak kadar yanlış bir şey yok diyorlar. Düşündüğümüz zaman gerçekten çok doğru bir tespit yani. Ama bizde öyle bir şey yok yani. Yok erik, yok kayısı, yok şu bunu veriyor falan. Ki benim bir arkadaşım daha vardı gerçekten. Kendisi üfleme aletler ustasıydı. Kendisi o yetmiyormuş gibi 4 sene üniversiteye gidiyor sadece ağaç bilgisi üzerine. Benim yanıma her geldiğinde yanında böyle İncil veya Kur'an-ı Kerim gibi yani çok eski kitaplar vardı elinde. Hatta dedim bunları bana sat. Hayatta satmam dedi. Ustada öyle bir bilgiler var ki ağaç üzerine. Yani misal diyelim kavak ağacı bile bir enstrüman ağacıymış. Yani geldi bunu Türkiye'dekiler dedi ki ya kavak ağacı enstrüman ağacıdır diye misal diyelim. Olur mu? Kavak işte neye yarar gibisin yani. Tabii onda gene çeşitleri var. Mesela kara kavak veya beyaz kavak denilen bir şey. Veya daha bir ton farklı ağaçlardan bahsetti bana ki ben zannediyordum, ben bir şeyler biliyorum zannediyordum ama ben bile daha halen yani çok yolun başında olduğunu ki o kadar sormama, soruşturmama, gitarcılara gitmelerime lazım, firmalara gidip de gerçekten alttan girip üstten böyle bilgi almak için sormalarım, soruşturmalarım. Çoğu vatandaşlar beni gördükleri zaman artık kaçıyorlar. Kapıları açmıyorlar bana. Yine bu geldi gibisine falan. Ama tabii bu bilgiler lazım oluyordu. Ama Türkiye'de o değil. Türkiye'de misal diyelim gürgen ağacı çok kullanılıyor saplara falan. Ki bana sorarsan ki kitaplarda da yazıyor. Gürgen ağacı, mobilya ağacıdır. Sandalye yaparsın, masa yaparsın. Enstrüman ağacı değildir. Ama Türkiye'deki ne yazık ustalarımızın çoğu sert ağaç olunca sanki işte sap eğilmez, şu eğilmez ama onun bir titreşimi lazım. Onun sana bir ses vermesi lazım yani. Sert olan şey her zaman iyi bir enstrüman ağacı diye bir şey yanlıştır diye düşünüyorum. Bunu da Avrupalılar bana tabii söylüyor. Vatandaşlar gerçekten o konuda biliyorlarsa diyorlar böyleler. Ama bilmiyorlarsa biliyorum ayakları yapıp da yanlış bilgi kimseye vermiyorlar yani. Şöyle diyeyim. Okuduğum kitaplarda 1959'dan sonra dünya genelinde birincisi gitarların Fender ve Gibson olarak bunlar dünyanın en iki büyük şirketlerinden bir tanesi. Dünya genelinde ölçüleri bir kere oturmuş. Dünyanın her tarafına gitsen aynı ölçü. Gibson'da da aynısı. Aralarında bir iki santim fark oynuyor ama dünyanın her tarafında aynıdır. Birincisi yani bir kere normu olmuş. Dini olmuş yani bir ölçü oturmuş yani. 1959'dan bahsediyorum. O günden bugüne kadar yani yeni bir düzenleme de olmamış yani. Ve dünyanın her tarafında aynı gitar yapılır, aynı ölçülerde yapılır.
Vatandaş diyor ki ben diyor işte sapa diyor şu ağacı, klavye bu ağacı, kabağı da bu ağacı kullanırsam bir dil bir ton alıyorum diyor. Şunu şöyle 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 kullanırsam bunu bas bir ton alıyorum. Bunu böyle 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 kullanırsam kitapta yazıyor bunları. Yani bu kitapta yazıyor ve gerçekten de öyle yapıldığı zaman da bunlar çıkıyor yani. Bunlar gerçekten oturtmuşlar yani şeylerini. Benim birkaç ustalarım diyor ki ya Avrupalı ne anlar bağlamadan, sazdan, sözden, gitardan, mitardan diktiriyorlar. Ama bence birilerini küçümsemeden önce bir araştırmak gerekiyor yani gerçekten. Yani bir Çin'den bile 9 dolara veya 19 dolara gelen bir gitarın bile sound'u bizim sazlarımızdan daha iyi çıkıyor yani. Bunlar hiç hoş güzel şeyler değil yani. Yani bağlamalarımız dediğim gibi ilkel koşullarda yapılıyor. Yeni yeni. Yani daha doğrusu ilkel koşul demeyeyim de. Aslında mobilya yapıyoruz diyeyim yani. Aslında biz enstrüman yapmıyoruz. Biz mobilya yapıyoruz yani. Tabii burada gene suçu gene tabii müşterilerimize veya işte müzisyenlere de biraz aktarmak istiyorum. Biraz da onlar suçtu. Onlar da illa süslü püslü olsun, şöyle olsun, böyle olsun dedikleri zaman ustalar da tabii satılabilsin diye biraz da böyle cafcaflı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama bence bir enstrümanda sound önemli, yani ton önemli. Yani bunları yakalamak lazım yani. Süslü püslü değil de. Yani ben de sedef kullandım. Yani bugüne kadar iki tane sazda sedef yaptım. Yani bazı şeylerin çok yanlış olduğunu biliyorum misal yani. Yanlışlardan bir tanesi yani Türkiye'de bilhassa kullanılan saz tellerimiz yani. Yani şimdi saz teli dediğiniz zaman yani Avrupa'da bir tane firma var. O da Rösta denilen bir firma. Almanya'dadır. Piramit denilen firma Rösta'dan alıyor teli. Piramit markasıyla pazarlıyor vesaire. Yani bizim Türkiye'ye giden piramit telleri de bana sorarsanız en kötü teller giriyor yani. Çünkü alım gücü biraz zayıf olduğu için Türkiye'de ister istemez en ucuz teller giriyor. Oysa çok kaliteli teller var yani gerçekten. Veya bağlamamızın akort çekme sistemine göre aslında teller de yapılabiliyor ki burada Optima diye bir firma vardı. Vatandaş bana dedi ki ya dedi ben istiyorsan sana dedi aynı akortu çeken 23 ayrı farklı tel sana yaptırabilirim dedi. Öyle deyince ben şaşırdım. Ne dedim? Aynı akordu çeken 23 yani 23'e bölüyor yani. Daha sert, daha yumuşak bilmem vesaire vesaire vesaire. Tamam iyi güzel dedim ama dedim bizim bağlamamızda bir norm yok, bir ölçü yok, bir işte Avrupa standardı diye bir şey yok. Her usta kafasına göre bir ölçü yapıyor. Biz bunu nasıl tutturacağız dedim. Biz önce sazımızın ölçüsünü tutturmamız lazım demiştim. Ondan sonra ben sana geleyim. Hatta biz iki tane de saz yolladı kendisine. Kendisi de iyi bir gitarist olduğunu. Ama tabii biz üstüne düşmedik. Yani düşsek ne olur? Çünkü sıkıntı bizde yani. Sıkıntı onlarda değil. Ondan sonra. Çünkü bizim sazlarımızın ölçüleri oturmadığı için. Şimdi herhangi bir firmaya gidip de ya bana bu böyle bir tel yap. İşte şu akordu çeken bir tel yap diyemiyorsun. Çünkü benim yaptığım sazda çeker ama öbür arkadaşın yaptığı sazda çekmez. Öyle olduğu için de yani elle tutunacak bir şeyimiz yok yani. Ben çok Avrupa'daki firmalara çok gittim yani. Misal diyelim Equalizer yaptırdım, Eşekaldi yaptırdım, Bogu yaptırdım. İşte tel firmalarla çok böyle savaşlar yaptık. Yani Shadow firmasıyla çok çalışmalarımız oldu ama yani hata bizde, hatayı onlarda aramayacağız. Çünkü vatandaşlar diyor ki gitarda aynı ürün dört dörtlük bir verim veriyor. Bağlamamıza kullanıyoruz, randıman alamıyoruz. Yani bizim bağlamamızdaki eksikler çok. Misal diyelim, işte tel dedim, ha pardon oraya gelecektim. Avrupa'da teller yapılıyor dedim. Ama şu an Türkiye'de paslanmaz denilen bir tel var. Abi paslanmaz diyor. 2 sene kullanıyorum, paslanmıyor diyor. Güzel, tamam. Aradım, taradım, firmayı buldum. Krom telinden bir tel. Hatta ona benzer birkaç firma daha var. Gittim oraya. Gerçekten de bir Avrupa tarzında bir firma. Ve dedim ki biz enstrüman yapmışız. Tel almaya geldik. Müdürlerden biri tabii gelmişti. Dedi ki beyefendi bizim tellerimiz enstrüman müzik teli değil dedi. Yani müzik enstrüman telleri değil demişti. Ben şok olmuştum. Dedim hayırdır ama bütün bağlamacılar sazcılar atölyeciyle gelip sizden alıyor. Doğrudur dedi. Söylüyoruz ama alıyorlar. Peki nedir bu? Neyin nesidir? Dedi ki ya bunlar dedi fabrikalara gidiyor yay yapılıyor. Yay yani yay demiri diyeyim yani veya Federstahl Almancası artık yay yapılıyor. Yani bu işte bilgisayarlara tükenmezlerin içindeki yaylar var ya. Yani yay yapılıyor. Yani sert bir şeydir. İster istemez paslanmayan demirin kiracı da Edelstahl Almancası. İşte fazla olduğu için demirci olduğum için bu konuda çok iyiyim. Yani paslanmadığı için vatandaşlar ölçülerde uyuyor. Yani 10 kilosunu 10 kiloya verdin parayı burada 1 kilo piramit alamıyorsun misal diyelim. O kadar da ucuz tabii isterseniz. Vatandaş da paslanmaz tel deyip
Ondan sonra teli alıyor. Hatta bir de paketleme yapıyorlar. Üzerine de bir piramit yazıyorlar. Onlar yani hepsi çakmak. O yüzden kesinlikle Türkiye'de yani tel alayım falan demeyin. Yani %99 diyebilirim. Yani gerçekten sahte ürün satılıyor. Müzik enstrüman olmayan teli satılıyor. Yani bu tellerin yani saniyede 440 tane titreşim yapması lazım. Yani telleri ben de aldım deneme amaçlı ama hemen matlı olduğunu, istediğim tonu vermediğini fark ettim. Yani iyi bir tel kullanmadığınız zaman iyi bir bağlamada iyi bir şey alamazsınız. O yüzden tel çok önemli o konuda. En büyük eksiklerden bir tanesi ve yanlış olan bir tanesi gene bu benim kanaatim. Yani bizim bağlamalarda perde sistemimiz. Perde sistemimiz plastik olan misine, balık misinesinden yapılan perdelerimizdir. Yani ben o kadar bütün fuarlara gitmişimdir Avrupa'daki. Ben bizim Türk bağlamasından hariç işte İran bağlamasında ve Azerilerin bile yani kullanmadıklarını gördüm. Yani bizler ve İranlılar falan kullanıyoruz yani bu misineyi. Yani bu plastiğin yani enstrüman veya çalgı yapımında bir yeri olmadığına inanıyorum yani. Yani çünkü demir, plastik ve ağaç. Aradaki o plastik tonu yutuyor diye düşünüyorum yani. Ama nedir? Tabii ki yıllardır yokluktan işte yapıldığı için, rahat da bağlandığı için ister istemez artık alışılmış bir ton ortada var ve insanlar onu doğru olduğunu inanıyor. Ama bana sorarsanız yanlış bir şey. Çünkü ben o birkaç denemeler yaptım ve gerçekten daha iyi bir sound aldığımı gördüm yani. Ama gelelim ki bazı starlarımız diyeyim yani. Ya ben perdelerimi ara sıra kaydırıyorum, tonlamayı böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Ve ben de kendilerine şunu demiştim. Hiç hayatınızda bir gitarcı gördünüz mü yani sahnede perdelerini ayarlasın özen. Hangi perde nereye istiyorsan ben sana oraya koyayım. Sen ona göre çalasın. Ama tabii işine gelmiyor. Bu sefer fazla perde olunca istediği gibi çalamayacak diye düşüncesin değil mi? Tabii bu hemen işte gitar çakma perdeleri. Hatta örnekleri burada var gösterebilirim. Ama gelelim ki işte tek başınasınız. Arkanızda bir güç yok ki. Yani oysa yanlış olan onlar ama tabii ben tek olduğum için ister istemez o şey yapamadım yani yıkamadım onları yani. Yıksan olacak bu sefer hem bağlamacılar bir yerinden karşılar hem de icracılar yani. Yani bağlama çalanlar abi bu neyin nesi abi perdeyi göremiyorum alışamadım işte falan filan. Öyle bir kaldı yani 3 tane bağlama öyle yapmıştım ama önümüzdeki zamanlarda yapacağıma belki elektro sazlarla bile yapacağım. Fırsat zaman bulamadım yani gerçekten. Ama ona geçeceğim yani yavaş yavaş. Ben de daha çok gitar bağlama konusunda yani büyük bir devrim yaptığımı görüyorum. Şu an bundan fazla yok geçine. Ama Avrupa'nın %80'i benim gitar bağlamadan çaldığımı inanıyorum. Herkes de memnun. Ve bütün modelleri, bütün şeyleri hepsi de bana ait yani. Hiçbir ustayı kopyalamadım. Yani kesinlikle eğer biri güzel bir şey yapmışsa ben de onun iyisini yapma gibi bir hedefim vardır. Kendime has tarzım, kendime has malzemem. Yani ben kendi başıma bir şeyim yani. Onlar beni kopyalasa ben birilerini kopyalama gibi bir lüksüm yok. Onlar beni ne kadar kopyalamasa ben üstüne biraz daha koyuyorum her zaman. O da hoşuma gidiyor yani gerçekten. Yani en azından tabii ki her zaman rekabet kalite biraz daha şey var ama ben her zaman markalaşma taraftarıyım ve kaliteli ürünler hiçbir zaman vazgeçmedim. Kullandığım civatasına kadar bile paslanmaz civata kullandım. Ürünleri de zaten burada görüyorsun yani bayağı ben de çok uygun ürün kullanabilirim. Bağlamayı da gene satarım yani karşımdaki müşterime ama önemli olan işi bilen birileri o bağlamaya baktığı zaman en azından konuşma hakkı olmasın diye düşünüyorum. Çünkü ustalar öbür ustaların her zaman şeyini daha iyi görür yani ve keşfeder ve karşıdaki kişiye yani söyler. O konuda yani hiçbir zaman müşteri yanlış bilgilerle bir bağlama sattığım gibi bir düşüncem olmamıştır. Kişi kaç sene sonra gelse bağlamasında hata da eksik de olsa al derim yenisini git derim yani. Hiç, kendime laf getirtmeyi sevmem. Yani kendim beğenmediğim bir bağlamayla hiçbir zaman bir müşteriye yani öve öve bitirip de satmam yani. Bağlama yani bazen ufacık bir şey bile bağlamayı vermem. Ben bir hafta daha çalışırım. Ben görmemem lazım. Müşteri onu zaten görmez ama önemli olan benim görmemem lazım. Önemli olan benim yaptığım şey kendimi beğenmem. Yani kendim beğenmem lazım ilk etapta ki zaten müşteri burada gerçekten sazı alıp gittiği zaman böyle bir de güle oynaya gittiği zaman dünyalar benim oluyor.
Ama en acı şeylerden bir tanesi de ovalama burada gittiği zaman yerimde bir şey kopup gidiyor yani gerçekten. Çünkü o kadar emek sarf etmişsiniz. Tamam karşılıklı para alıyorsunuz ama o para hiçbir zaman hiçbir ustanın gözünde olmaz yani. O yapılan şey bittikten sonra bir de kişi de gerçekten çok beğenip sevindiği zaman gerçekten mutlu oluyoruz. Ama gönül ister ki yaptığım bütün bağlamaları bir gün tüm müşterilerimden geri satın almak yani. Bu benim hedefim. Bir gün gerçekten bir iyi bir durum olursa sazlarımı dünyaya gelen hepsini geri satın almayı düşünüyorum. Evet. Burada her müşteriye söylüyorum. Bakalım artık ne olacak. Kapakta tel yüksekliğinin belli bir orantısı olması lazım ki telin titreşimi kapağı o titreşimi daha iyi verebilsin. Yani şimdi ilk 100 metrelik bir koşuda ilk 10 metrede 20 metrede hızınızı alamazsınız. Yani 30-40. Metrede belki o hızla ulaşıyorsunuz. Yani teldeki o aralık misal diyelim. Şimdi vatandaşı abi ne kadar çok düşük olursa o kadar ben rahat çalarım ama rahat çalmak tamam da ama o tel o istediği verimi vermiyor. Yani. Çünkü kapağı titreştiren yani o telin o titreşimleridir vesaire. Burada bir sıkıntımız var. Bilhassa eşik altlarımızda istediğimiz gene tonlamayı alamıyoruz. Almamamız en büyük nedenlerinden bir tanesi eşik altlarımız. Misal diyelim Shadow'un eşik altısı. Onun tartışmasını çok yaptık. Vatandaş diyor ki hani diyor bu eşik altı diyor misal diyelim diyor baskı üzerine çalışan bir şey diyor. Şimdi bizim sazlarımızın telleri yani gerçekten baktığımız zaman şuradaki bu yükseklik oranı buraya baskıyı o kadar az verir ki. Çünkü çok böyle düz. Ama tel takma sistemimiz belki burada olsa, direkt buradan baskı olsa eşik altlarından daha iyi bir performans alabiliriz düşüncesi. Belki doğrusu da olur gerçekten. Ama ne yazık ki harın sistemimiz biraz şudur budur. Yani yanlışlıklar vesaire. Yani böyle bir sıkıntımız var. Ondan sonra cila. Türkiye'de biraz da polyester kullanılıyor. Bana sorarsan Türkiye'deki enstrümanların mobilya tarzı görünmesi tabii ki polyester çalışımı hemen atıyorsun, akşama zımparalayabiliyorsun. Hemen erken donan bir şey. Aslında tabii bir günde donmuyor aslında bana sorarsan. Firmasına sorduğum zaman 3 hafta sonra diyor yapın ama neyse biz o kadar beklemiyoruz. Yani bir kere akustik enstrümanda bilhassa yani bir kere polyester bence çok yanlış bir şey yani. Yani ağacı o kadar böyle titreşimini o kadar frenliyor ki yani resmen betonun içine demir koyduğunuzu düşünün yani. Yani ağacın üzerine beton şey yapıyorsunuz yani. Ağacın o titreşimi hepsini böyle frenliyorsunuz. Yani ağaç sazın komplesi titreşmesi lazım yani. Titreştiği zaman o tonu veriyor. Ama bizim kullandığımız yani ben tabii ki çok nadir kullanmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama mesela Avrupalılara baktığın zaman vatandaşlar hatta Gibson firması 1970 senelerinde 1950 senelerinde yani gitarda %70 işçiliği yani cilalama zamanıyla geçirmişler yani. Yani o kadar önemli bir şey olduğunu söylemeye çalışıyor aslında. Ama bizim Türkiye'de gerçekten dediğim gibi mobilya yapılıyor. Mobilya cilası atılıyor, polyester atılıyor. Süs, yani şey ondan sonra bekledik ki enstrümandan şey tın gelsin yani. Ne yazık ki o tınları o yüzden alamıyoruz yani. En güzel şey belki gobalakçılardır veya hiçbir şey kullanma veya belli yağlar vardır veya başka cila sistemleri vardır. Ki ben burada bir kullandığım bir cila var. Firma bana bir liste yaptı. Nasıl çalışmam gerektiğini tam 24 işlem yapmam gerekiyor. Şimdi gel de ben bunu bizim işte sazın sahibine diyeyim ki kardeşim bana bu kadar zaman ver. Bak ben bu kadar işlem yapmam gerekiyor. Şimdi ben o 24 işlemi yapabilmem için ben o bağlamada en az 3.000-4.000 euro para istemem gerekiyor ki ben kendimi geçindiririm. Çünkü ben belki bir ay sahada ulaşacağım onun cilasıyla yani. Ama sektör öyle bir sektör olmuş ki işte 50 euroya da aynı saz satılıyor, 1000 euroya da satılıyor. Yani ondan sonra vatandaşlar her zaman buradan almıyor. Vatandaş hatta geçen de biri bana diyor ki Ali diyor ben sana diyor 1200 euro verinceye kadar diyor. Ben diyor 300 euro da bile parası veririm, 300 euro da yerim, 600 euro, 500 euroya da gider sazı alırım Türkiye'de. Diyorum alıyorsun. Ben de Mercedes alıyorsun. Türkiye'de Skoda alıyorsun diyorum. Yani bunu açık açık söylüyorum. Diyebilirim çünkü ben bir elektro bağlamamda hemen hemen 600 euroluk bir malzeme kullanıyorum yani. Hesapladım 600 euro falan civarında. Ben bir 600 euro da kazanmayayım mı yani? Kaç günümü haftalarımı vereyim sanıyorum. Vergimi veriyorum. Almanya gibi bir yerde vergisi bir şey yapamıyorsun. Sigortalar, kıvır zıvır vesaire hesaplandığı zaman yani karın torunu aslında yapılan bir iş. Ama aşkla yapıldığı için, halen bu işi sevdiğim için yani gerçekten para ikinci, üçüncü planda kalıyor. Yani önemli olan gerçekten dışarıda birileri senin sazına baktığı zaman bir farklılık görmesi.
Yani beni de herkesle bilhassa elektronlarında ve gitar bağlamalarında, hatta akustiklerinde bile diyebilirim, çalışma sistemim, işçiliğim, kullandığım malzemeler yani kesinlikle, yani 100 tane saz koyun hemen derler bu Ali Usta'nın sazı diyebilirler yani. Beni tanıyorlar. Farklı olmak gerekiyor. Yani farklı malzeme kullanılması gerekiyor. Doğrusu neyse o yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz da bence kendi stilin olması lazım yani. Hep birilerini kopyalayıp da o nasıl yapıyor ben de böyle yapayım diye. Kendin yaratıcı olman lazım diye gerekiyorum. Ya bilmiyorum yani, bir hedef var ya bir insanda, yani bir şey başarmak. Başardığını da karşıdakileri sana onu yansıttığı zaman yani sana bir doping oluyor misal diyelim yani. Halen de tam aslında hayalindeki sazanı da yapmamışım diyebilirim yani. Ne kadar ki bazı yenilikleri yapmama rağmen, ama daha hayalimdeki o sazları yapmadım yani. Çünkü onu ne zaman yapmayı düşünüyorum? Onu ne zaman ki ben bu işten para kazanmamak için sadece böyle emekliyim, artık hobi olarak özene özene o istediğim sazları o zaman yapacağımı inanıyorum. Çünkü o baskı olmayacak, o müşteri baskısı olmayacak. Hatıra gönüle iş yapmam gerekiyor. Ondan sonra canım istediği zaman o işi yapmam gerekiyor. Ama şimdi böyle ister istemez bu işten geçindiğin için ister istemez yani onu bitirmen lazım, onu bitirmen lazım. Aynı gün işte 3-4 müşterinin işini bitirip de hemen vermen gerekiyor. Başından duruyorlar. Adam 300 kilometreden gelmiş, git bir hafta sonra gel diyemiyorsun misal dedim. Yani bu zaman şeysinden oluşan bir şey. İnsanlara yok demesini bilmediğim için, artık insanlarla olan diyaloğu sevdiğim için, yani o enerji daha biraz var, daha tükenmemiş diye düşünüyorum ama yavaş yavaş ihtiyarlıyorum yani artık. Biraz sağlık durumları da tabii bu iş biraz tozun mozun pisliği cilası mılası yani gerçekten yoruyor insanı yani. Doktora kalsa doktor diyor bir işi bırak diyor ama ben de diyorum ki daha benim diyor piyasaya sunacağım yapacağım şeyler var diyorum ama bakalım durum nereye gidecek. Şöyle diyeyim, bir kere müşteri buradan giderken bana güveniyorlar. Yani yani müşterilerime bir kere güven verdiğimi zannediyorum. Bana güvendiklerini zannediyorum. Ben de o güveni hiçbir zaman sarsmam. Yani odur. İkincisi, kişi benden istediğinin fazlasını sunduğumu tahmin ediyorum. Yani kişiyi fazlasıyla memnun ettiğimi zannediyorum. Müşteri kesinlikle diyorum ki memnuniyet, yani memnun kalmadığı bir şey de kesinlikle benim bilmem gerekiyor. Yani ya nasıl arayayım, nasıl söyleyeyim gibi bir cümleler olmaması lazım. Yani buradan bence kalite çıkıyor. Yani kalitesiz bir şey kimseye veremediğimi düşünüyorum. Yani kişilerin çıkıp da dışarıda abi biz çok ucuz aldık bağlamayı dediklerini de biliyorum yani gerçekten. Önemli değil. Yani yani müşteri, yani Yahudilerin bir lafı vardır yani. Hatta bir Yahudi müşterim de bana bu lafı demişti. Her zaman şunu demişti bana. Ali hiçbir zaman gözünü müşterinin yüz lirasına dikmiyor. Senin hedefin müşterinin milyonlarında olması lazım demişti. Yani o dönemde de tabii aval aval baktım kendisine, dedim ne demek istiyor falan, ama o aslında şunu demek istedi. İşini kötü yaparsan bir kere para kazanırsın. Ama işini doğru dürüst yaparsan, insanlarla diyalogların iyi olursa, işini gerçekten dört dört yaparsan o müşteriyi kazanırsın. O müşteri sana zaman içerisinde binlerce müşteri getirir ve sen zaman içerisinde o bir müşterinin sayesinde milyon kazanabiliyorsun. Yani en güzel reklam işini doğru yapmaktır bence yani. Şimdi ben Türkiye'deki bazı arkadaşlara soruyorum, diyorum ki ya kardeşim işler güzel, abi işler kesat diyor. Tamam da yani kesat güzel. Şimdi böyle parmağı gösterdiğim zaman bir parmak karşı gösteriyor, dört tane seni gösteriyor. Bu ne demektir? Hatayı her zaman kendinde ara. Yani hatayı önce kendinde arayacaksın. Ben ne yanlış yaptım? Neden böyle oldu? Niye bu müşteri bana geri dönmedi? Yani diye bir sorgulamak lazım. Veya ben ne yapıyorum, ne veriyorum yani? Yaptığım bazı yeniliklerde tabii Türkiye'deki bazı ustalar ya biz bunu 30 sene önce yapmıştık falan deyip de benimle internette tartışan birkaç vatandaşlar da olmuştu ama ben de dedim tamam olabilir doğrudur ama bana gösterin. Ama ben hiçbir yerde çalışmadım. Gurbette bu işi yapıyorum ve ben gurbette kendi kendime yaratıyorum şeyler. Olur belki siz de yapmış olabilirsiniz ama ben görmedim. Yani eğer varsa gösterin bana. Bugüne kadar kimse bir şey göstermedi. Birincisi beyaz misineyi, süt beyaz misineyi ben yarattım. Yani yaptırdım burada özel firmaya. Yani bunun bir şeffafı vardı bugüne kadar ama beyazı ben ürettim sanıyorum. Yani bu bir. Ondan sonra şöyle bir şurayı görüyor musunuz? Yani bu kesinlikle yani benim yapımım. Dipeşik. Ya dipeşik. Hiç fark etmiyorsun var mı yok mu gibi sana. Yani bunu Yusuf Toroman ustamız bile geldi burada dedi ki hocam dedim gördüm çaldım bile dedi ya dedi.
Dedim hiç mi aklına, abi Ali Usta dedi, vallahi dedi hiç aklımıza gelmedi dedi. Çok güzel yapmışsın dedi. Yani bu ufak bir estetik yani, mesela çok bir şey değil yani. Misal diyelim, bence bağlamalarımızda burasının düz olması doğru bir şeydir. Şöyle oval olması çok hoş görünmüyor yani mesela. Çünkü tellerin baskıları biraz farklı oluyor mesela. Yani birisi yukarıda duruyor, birisi alçakta duruyor falan mesela. Direkt ben böyle bir şey verdiğim zaman yani teller hepsi aynı ayarda gidebiliyor diye düşünüyorum misal diyelim. Bak bunda da o şeyleri yapmıştım misal diyelim. Çakma perdeler yapmıştım misal diyelim. Ondan sonra bağlamamıza her zaman elektro bağlamamıza bir kesinlikle demiştim ki bizim Türk bağlamamıza yani Türk bağlaması için magnetik yapılması lazım demiştim. Türkiye'deki üreticiye demiştim. Yaptın yapmadın ben yaptırıyorum. Shadow firmasına yaptırmıştım. Ha bunu yaptırdım Türkiye'de, ya niye bu kadar ufak? Ben de şimdi sorayım ki niye bu kadar büyük diyorum. Yani niye bu kadar büyük? İki tanenin ağırlığı bir tane bundan giriyor. Yani bu gitar bağlaması. Her bir tarafta 15 milim fazlalık var. Sazda boşu boşuna bir ağırlık. Ondan sonra. Gelelim burgulara gelelim. Yani 30-40 sene önceki burgularımız. Veya şöyle diyeyim yani çok üzücü bir şey. Bizim kendi bağlamamıza, biz Türkler bilmiyorum söyledim mi söylemedim mi. Yani bugüne kadar bir dandik bir mızrap yapmışız. Ve kılıfları da yeni yapıyoruz. Ki mızraplarımız halen istediğimiz tını vermiyor mesela. Yani bir gitar tezeneleri diyeyim artık. Onlardaki malzemeyi aslında bizim tezenelerde yapmış olsak daha güzel bir tınlama alacağımızı inanıyorum yani. Ondan sonra yani her bağlamaya bana sorarsanız lazım olan Wittenberg'ı yani. Bu ucuz bağlamadan tut pahalısına kadar. Mekanik bir, çok süper bir mekaniği var. Bir Alman malzeme mesela diyelim. Yani her bağlamaya şart olan bir şey. Çünkü saatlerce akord yapmayla uğraşmak saz çalmayı bıktırıyor. Ve insan bırakıyor sazı çalasın gelmiyor. Ama bana 1000 tane bağlama ver. Her bağlamaya 30 saniyede ben akord yaparım sana. Kesinlikle. Yani ağaç vurgularımız, ha bunlar bak şunlar şu an Türkiye'de yapılan yeni şeylerimiz. Yani ne diyorlar? Burgularımız. Şunlar da plastik burgularımız. Gene şöyle söyleyeyim. Yani plastikten yapılmıştı. Daha bir Hindistanlılar gibi olamadık yine nedense. Bak şunlar Hindistan malı. Şu an dünya alemi bunları kullanıyor. Hindistan'da yapılıyor gerçekten. Yani bir Hindistan kadar bile olamıyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Ama bana sorarsanız yani bitlerden şaşmamak lazım. Ha piyasada tabii ki farklı şeyler de var. Yani Banjo Burgu gerçekten mekanizması çok iyi olan şarlerin yapmış olduğu bir şeydi. Ama gram olarak bir Wittgen ile karşılaştığımız zaman gerçekten öyle bir videom var YouTube'da. Yani 180 gram mı ne geliyordu? Wittgen'ler abonuz kadar ağırlığı var yani gerçekten. Birebir ölçülerini yapmıştım bütün şeylerin. Daha sonra böyle bir şey kullanmıştım. Böyle üstten cıvatalı sıkmalı. Ama şey değildi yani bu depreşli araba düşünün. Ama Wittgen otomatik araba gibi yani. Gerçekten otomatik dönüyor yani. Ama bunu durmadan buradan tornavidayla sıkmanız gerekiyor. Hatta buna benzer bir şey. Şu an Türkiye'de Wittgen diye müşterilere satılan bu tür cıvatalı. Yani bunun aynısı. Biraz farklı bir versiyonu. İki de bir yanınıza tornavida kullanmanız gerekiyor. Çok yanlış bir şey. Yani mekanizmayla hiçbir alakası yok. Bir sene sonra hepsi zaten bozuluyor, kırılıyor. Akort yapmaktan gerçekten zorlanacaksınız. Elektrolara gelelim. Misal diyelim elektrolarımıza. Yani ben artık platin, yani belki ilklerden biriyim böyle. Platin üzerine yaptırmıştım. Shadow firması var, ilkini yapmıştım. Daha sonra biraz daha geliştirdim. Daha farklı bir şeylerimiz vardı. Misal diyelim dörtlü olan sistemimiz. Artı kullandığım bütün malzemeler gerçekten hepsi birinci sınıf malzeme yani. Kesinlikle ucuz olan hiçbir malzemeyi kullanmadım bugüne kadar. Kullanmam da yani. Çünkü boşuna Made in Germany kalite farkı dememiştim yani. Çünkü Almanya'da aldığımız bir, yani Almanlar bilirsin bir iş yaparlar 100 sene gider. Biz de bir sene sonra bozarız bir de yaparız. Her sene yaparız ama bir türlü bir şey olmaz misal diyelim. Yani tel takma sistemimden tut ne bileyim artık. Yani hiç şeyden ödün vermem yani. Önemli olan yani bir kere de öyle gitmişim hiçbir zaman da ya elimde malzeme yok ya ucuzunu takamıyorum. Kesin elimde olan bir sazla sökerim ona takar onu öyle yollarım. Shadow firmasına ben manyetikleri yaptırırken dedim ki ben her şey platin üzerinde istiyorum dedim. Bağlantıları kesinlikle kimse lehimi yapmayacak. Herkes anında böyle takmalı olacak her şey.
Şato firması da bana demiş ki Ali bana bir tane bağlantı şeması getir ama bir kere geleceksin. Zırt pırt değiştirmeye gelme demiştim. Tabii bu büyük bir yüktü yani. Şimdi ben herkese hitap etmem gerekiyordu. 3 ay gerçekten dükkanı kapattım. Günde en az 40 tane bağlantı, 40 ayrı manyetik tak. Artık 3 ay boyunca yani gece gündüz gerçekten dünyadaki bütün gitar bağlantılarını denedim desem yalan değil yani. Gerçekten denedim. Yani yanımda olan bağlama çalan vatandaşlar bıktı. Ben bıkmadım. Çünkü bir hedef vardı. Daha sonra tabii böyle bir sisteme ulaştık. 7 tane böyle şalta. Tabii bu şaltalar üçlüdür falan. Yani 80-100 çeşit tonlama var içinde. Pille çalışmayan bir sistem tabii. Ondan sonra tabii vatandaşlar çalıyor. Aa İsmet'in tonu, aa bunun tonu, aa şunun tonu, ha bu ton, şu ton. Tamam mı? Tamam. Güzel. Sazı aldım tabii Shadow firmasına koşa koşa gidiyorum. Hem arin iç dedim. Buldum dedim. Vatandaş bir baktı. Bu ne dedi. Dedim ya dedim. İstediğim tonlar var dedim. Bak dedim. Bana bu şemayı yapıyorsun. Ali dedi. Bunu çöpe at dedi hemen. Ben tabii şok. Yani kırmızı kartı hemen gösterdi bana. Dedim niye? Ya Ali dedi. Çok düğme, çok sorun dedi. Dedim ne demek istiyorsun? Dedi ki bak dedi. Şimdi vatandaş bağlamasını sahnede çalıyor. Bu kadar değil mi? Yanlışlıkla şimdi bir ton arayacak ya. Yanlışlıkla bir düğmeye bastı. O adam, o vatandaş müziksen kişi sahnede o tonu bulamaz bir daha dedi. Bir. Ondan sonra konsantrasyonu gider iki dedi. Ondan sonra dedi ki ya yani sanatçısına mı uyusun, yanındaki arkadaşına mı uyusun, tonlamayla mı uğraşsın. İşte ne bileyim bir sürü şey saydı. Ve gerçekten baktım çok haklıydı. Dedi ki Ali senin topu da buna iki tane elin var. Yani müzik yapmadan iki el kullanabiliyorsun. Üçüncü elin yok ki sen ikide bir orayla uğraş, burayla uğraş falan. Tabii Türkiye'deki bir sürü vatandaşlar da ya bağlamaya şunu yaptır, bunu yaptır, bunu yaptır. Ben Türkiye'de doluyordum, geliyordum resmen Shadow firmasına kusuyordum. Diyordum ki bunu istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu istiyorum. Vatandaş beni kovardı, ben gene gelirdim. En son tabii bu olaydan sonra dedim ki bundan sonra sen ne diyorsan ben onu yapacağım. Beni dinle diyordu. Ben senin bu gittiğin yollarda ben de geçtim diyordu. Hata yapma. Hatta bana dedi ki Ali dedi hiç bu işte uğraşma dedi. Sen dedi sadece malzeme pazarla dedi ve en güzel parayı orada kazansın. Yok dedim ben dedim bağlamamı yapmam lazım. Bağlama yapmasını öğrenmem lazım ki ileride bağlama sattığım zaman kimse bana yanlış bir bağlama vermesin diye. Hedefim aslında oydu yani iki etaptan. Ama tabii biz bağlamada kaldık yani nedense. Hatta bana dedi gel seni Çin'e götüreyim. Çin'de dedi Çinlilere dedi bağlamayı öğret. Sana en kral bağlamayı yaparlar dedi. Türkiye istediğin gibi sat. Yok dedim. Gel dedi sana İstanbul'da fabrikasını kurayım dedi. Saz yapım fabrikası. Düşün koca bir Shadow firması. Ben yine yok dedim. Dedim ki ben yaparsam kendi paramı yapacağım. Başkalarının parasıyla, başkalarının gücüyle yapmak istemem. Başkası olsaydı balıklama dalardı ama ben yok dedim yine. İsteseydim olurdu yani misal dedim. Şu anda belki trinyolog olmuştum. Burada belki oturmuyorduk. ama yok dedim. Yani ben dedim kendi yağımda kavramak istiyorum. Ben ne zaman param olursa o zaman derim tamam yaparım falan. Ama tabii bu arada da yaşlandık artık. Bu saatten sonra öyle bir düşüncem fazla yok. Gerçi yarın ne olacağını bilmiyoruz ama. Vatandaş şunu söyledi. Dedi ki Ali dedi bağlamalarınızda veya işte gitarlarınızda neyse artık dedi. Çok düğme dedi çok sorun dedi. Bak dedi iki tane ayağım var dedi. Pedallar var dedi. Gerçekten pedallarda dedi profesyonel düzeyde dedi soundlar, efektler, işte tonlamalar var dedi. Ayaklarını kullan dedi yani müzik yaparken. Baktım vatandaş haklı. Sen şimdi sazın üzerine bir sürü kıvır zıvır koysan olacak. Birincisi şahsı olay var. Bütün malzemeleri parçalıyorduk. Başta ben de yaptım. Hatta bir bağlamaya o kadar malzeme koymuştum ki. Daha sonra hepsini çıkarmak zorunda kaldım ve ben yıllar sonra o bağlamanın içine bir baktım. O malzemeler oraya nasıl yerleşti? Ufacık bir deliğimiz vardı bir tek. Malzemeleri ben nasıl oraya yerleştirmişim bilmiyorum. Halen diyorum nasıl becermişim yani gerçekten. O daha yeniydik ya yani. O zaman bir şey vardı yani bir yapmak vardı falan. Tabii ne kadar doğru yanlış bilmiyorduk ama müşteri isteyince biz de yapıyorduk yani. Ama tabii yıllar sonra insan olgunlaşıyor ve diyorsun ki çok şey aslında yani her şeyin azı bence en güzelidir yani. Tabii insan olgunlaşınca onu öğreniyor. Şu an hiçbir zaman yani ben bir elektro sazıma bir equalizer takmamışım. Takmam da yani. Yok bilmem pilli bir sistem takmam misal yani. Diyorum ki kardeşim ne güzel pedalar var. Avrupa gibi bir yerdeyiz. En güzel cihazları kullanıyorsunuz. Yok Ankara'da, Türkiye'de, mahallede, şurada burada yeter ki ses gelsin. Vatandaş yanında onu kullanıyor, bunu kullanıyor. Onun için cazip geliyor ama Avrupa'da bunlar gitmiyor. Yani her şeyin iyisi varken niye kötü şeye uğraşıyorsun gibisinde. Bu tür bilgiler de tabii müşterilerime ilk dönemlerde belki 4 saat böyle çene yapıyordum.
yanlışları doğruları anlatıyordum. Daha sonra baktım ki ya ben bu vatandaşların aslında kafalarını bulandırıyorum. Ne istiyorsun kardeşim? Siyah mı? Siyah. Mavi, mavi. Beyaz, beyaz. Tamam mı? Tamam. Bitti. Yıllar sonra öğrendim onu. Çünkü gerçekten o bilgileri verince vatandaşlar Ali mi doğru söylüyor yoksa başkaları mı yalan söylüyor gibisine. Çelişkide kalıyorlardı ve vatandaşın kafasını bulandırdığımı fark ettim ama elimden geldiği kadar da doğruları söylemeye çalışıyordum her zaman müşterilerime yani. Hiçbir zaman birilerini kötülemek amacıyla değil yani. Doğruya doğru, yanlışa yanlış yani. Bu arada iki tane özel müşterim var. Onlara şöyle selam söylemek istiyorum. Veya şöyle diyeyim yani beni bu duruma getiren katkılarından en büyüklerinden birkaç isim var. Mesela benim grup kalan yıllarca Yol TV'de reklamı yaptılar. Hiçbir şey beklemeden. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Haydar abim, Mehmet abim, ondan sonra Sami kardeş. Ondan sonra tabii grup Doğan'a gene ilk gözle aralanma bir tanesi kendisi. Derdo olsun, işte Ada olsun, ne bileyim yani o kadar grupla var ki şimdi isimlerini sayamam size. Aklıma da şu an hepsi geliyor. Ondan sonra derdi yok, Ali abim çok geri giderdi gerçekten. Ona da Allah rahmet eylesin. Avrupa'daki beni bağlamaları alan vatandaşları herkes bağlamasının resmini bu yorumların altına birer tane koysa en azından biz de şöyle zorlanmayız. Yani bak vatandaş böyle bir saz yapmış. Çünkü ben de yıllar sonra bazen Facebook'uma giriyorum. Kendim ile baktığım zaman ya bu bağlama kimindi, ne zaman yapmıştım, hangi atölyelerde yapmıştım diyebiliyorum ve düşünüyorum. Yani ben bu bağlamayı ne zaman yapmıştım, ne şartlarda yapmıştım. Şu anki atölyem daha güzel, bir öncekine daha güzeldi misal diyelim ama ilk yaptığım sazlar bile yani misal diyelim bazen ben bile şaşırıyorum yani yokluk döneminde. Doğrusu malzemem olmamasına rağmen yani ne ellerle neler yapmışım. Yani ona baktığım zaman yani o yüzden onları hepsini çok seviyorum. Yani fırsat zaman bulurlarsa öyle bir resim atarlarsa en azından sazlar da orada görülmüş olur. O yenilikleri artık veya beğenip beğenmediği şeyleri de kesinlikle yazabilirler. Hiçbir zaman kendilerine darılmam. Her yerden de saz alabilirler. Ondan saz aldım, benden niye almadın gibi bir şeyim yok hiçbir zaman. Herkes hürdür. Ben her zaman onlar için buradayım yani bunu söyleyebilirim. Herkesi seviyorum artık diyecek bir şey yok.